agresif oyunlar yapabildiğini görüyorduk. Şimdi karşılaşma başlıyor ve Lion Gaming ile Ints arasındaki mücadelede bakalım Ints ilk karşılaşmada yaptığına benzer bir kar topu yakalayıp, daha doğrusu kar topu değil de oyunun ortalarını iyi oynamayı başarıp oyunun sonlarında kapamayı başaracak mı? Öte yandan Lion Gaming galibiyete ulaşabilecek mi? Ve Gangplank oldukça zayıf bir karşılaşma. Bu arada Odin'den sıçrayla beraber Koza geldi. Revolta'yı yakalamayı başardı. Şiral de orada. Revolta'nın sıçrası var ama kullanmayacak. Nara gidiyor burada ilk kan. Ben devam ediyorum o zaman. Yani şundan bahsediyorduk. İlk kana zaten ondan yani Nar koridorda belli bir üstünlüğe sahip. Bir de üzerinde ilk kan var. Şimdi White Lotus'un başı dertte. White Lotus'un başı dertte ve son vuruş orada Jokester'dan gelecek. Arke trajediyi orada tankladı ama yeterli değil takım arkadaşını kurtarmak için. Grigian şimdi kalkana dönüştü. En azından Jokester skorunu almak istiyor. Minyonlar yeterli mi? Minyonlar yeterli. Alacak onu da alacak. Mikan'ın da başı dertte. Alamayabilir muhtemelen. Mikan'ın bekleme süreleri gitti. Trajedi geldi. Arke aldı. Yine de geldi. İnanılmaz. Vay. Şu var ama. Yani tekrardan değinmek gerekiyor belki de. Lion Gaming öndeyken bunu nasıl daha da büyütebileceğini pek biliyormuş gibi değil. Gangplank'tan bu arada ulti geliyor. Arkada Mikau yakalanmış. Eko'ya Eko ultisini kullanarak çıkıyor. White Lotus o noktada Revolta skorunu almayı başardı. White Lotus'un canı çok az ama düşmeyecek. Jhin ultisini kullandı. Jhin de ultisini bozmak zorunda kalıyor. Seiya'nın başı dertli. Ultisini az önce kullandığını gördük. Poker'dan mükemmel bir yerden bitme geldi. Jhin kötü pozisyonda kalacak. Odi'yi yerine mıhlamayı başardılar. İkinci skor gelecek mi? Yang'dan sıçra geliyor. Ama karşında Odi'den de sıçra geldi. Koza güzel ama Jokester'dan aynı güzellikte bir orada buzdan sütü geliyor. Odi orada bir örümcek inişi fırsatı arıyor. Jokester skoru alabilecek mi? Örümcek inişi nereye gidecek? Minyon var oraya gidiyor. Kurtulmayı başardı. O noktada statik hançer mi var? Bir de bakıyorum. Hayır. Hayal görmeye devam ediyor. Yok kendi statikleri patladı. Kendi White Lotus vurdu sadece. Hala çünkü 7000 altınlık bir farka bu arada sahipler. Mika skorda orada minyon dalgasına yaklaştı. Üzerine doğru gidiyor bu noktada Jiral. Ama trajediyle beraber Mika kendi hayatını kurtardı. Yoğunluğun hayalet kılıcını da kullanarak oradan uzaklaştı. Şimdi geri gitmesi gerekiyor. Size. Yalnız evet büyük bir risk var. 3000 cana 2500 cana kadar Revolta bunu defalarca yaptı. Jhin bu arada orada ultisini kullanıyor. Çıkmamaları lazımdı. Çıkmamaları lazım. Revolta'ya mı bırakacaklar orada? Revolta kötü pozisyonda kalmış olabilir. Revolta'yı alırlarsa bu Baron çok kolay olacak. Eli salmayı başardı Baron'u. Odi'den güzel bir çarp geldi. Yalnız Odi canıyla mı ödeyecek? Hayır. Tam Kench varken cevap hayır. Tam Kench ultisiyle nereye gitti bakıyorum. Arka tarafta bu arada Seiya savaşa girmeye kararlı görünüyor. Hiç gerek yok. Revolta'yı aldılar. Baron'u aldılar daha ne olsun. O da sonuçta bir sigorta yani. Kötü giden bir takım savaşında daha fazla tanklamanızı, çok daha fazla hatta tanklamanızı sağlıyor. Gerek verdiyseniz gerek tanıdığı pasifle. Bu arada şimdi Mikao'nun başı dertte son vuruş Jiral'den geldi. O koruyucu meleğin işe yaradığını göreceğiz. Parasını çıkardığını göreceğiz mi? Yalnız Revolta geliyor. Orta arkadan Talia da geliyor. Orada bakalım Jiral'i almak için ne kadar kaynak harcayacaklar. Çok fazla bir kaynak harcamadılar ama bütün bunlar olurken Gangplank ultisi orta koridor inhibitor kulesinin düşmesine engel olmuyor. İnhibitorla beraber devam edecek. Baron güçlendirmesi bir de daha ejderi var. Bu arada Revolta'nın başı dertte büyük bir hasar var. Jokester yakalandı. Son bir vuruş gelecek mi? Hayır. Revolta'ya agresif bir sıçra. White Lotus skoru almayı başardı. Toker sıçrayı kullanarak çıkıyor oradan. Ve rakibin kasan oyuncuları üst koridorda fiziksel hasar veren Jiral ve az önce Gragas'ı tekleyen White Lotus yani fiziksel hasara karşı hiç önlem almamış olması Revolta'nın Sivir tarafından teklenmesini sağlıyor. Bu arada Seiya ve Jiral ikilisi o noktada inhibitörü almayı başardılar alt koridorda. Toker 4'e 1 pozisyonda düzeltiyorum 5'e 2 pozisyonda skoru almayı başardı. Yang yakalandı Scorbit'e çareyi bulması onun hayatını kurtaracak mı hayatını kurtaracak mı? Revolta'dan da sıça geliyor. Mikao'nun başı derse milyonlarla beraber Seiya orada Mikao skorunu almayı başardı. Oyunun sonuna mı gidiyoruz acaba ama Seiya skorda o noktada Trundle'da Jokester'da kalıyor. 2 inhibitör birden düşürmeyi başardı Lion Gaming. 3 inhibitör birden düşürmeyi başardı. Düzeltiyorum. Şu var ama. Bu arada Revolta yine yakalandı. Yakalandı. Tekrar görüntü izlemiyorsunuz sayın seyirciler. Revolta yine aynı yerde yakalandı. Seiya arka tarafta skoru White Lotus için hazırladı. Karşılaşmanın sonunu izliyor olabiliriz. Ve artık son hamleyi de yapıyor Lion Gaming. İkinci Nexus Kulesi'nde düşürecekler. Jokester artık kaçmaya çalışıyor ama Nafile zaten yapabileceği fazla bir şey yok. Ve 5 kişi 34. dakikada ikinci Nexus Kulesi'ni sonra da Nexus'u düşürüp Lion Gaming müthiş bir sürprize imza atacak Sao Paulo'da. Sao Paulo'da zırpırın adı Lion Gaming ve bölgelerine çok önemli bir galibiyeti kazandırıyorlar. Harika oynadılar.